edilecek diye İşte haberler oldu. Anlatacağım onları şey yaparsanız. Pardon. Yani kampta bu olay oldu. Sezon başı kampında. Daha sonra bizi İstanbul'a gönderdiler. Ben İstanbul'a döndüğüm anda ben başka takımdan teklif aldım mesela. Başka büyük takımdan teklif aldım. Ama beklemeyi tercih ettim. O sırada da işte bizi bir ay 40 gün PAF takımda antrenmana çıktık. Sonra beraber antrenmana çıktık. Sonrasında üzülmez geldi benden özür diledi. Yaptığın yanlış olduğunu ama işte kötü günler yaşadığımızı tekrardan bir araya gidelim. Ve basın toplantısı yapalım. Dedi. Dedi. Ha ben de böyle şeyi istemiyorum çünkü hiç olmadık bir olayın içerisinde kendimi bulmuş oldum. Yani saha içerisinde 30 tane 40 kişisiniz ve sezon başında her türlü olay yaşarsınız. Yani kavga da olur, tartışma da olur. Ama benim zaten sakatlığım var. Yani benim aşil tendonumun sakat olduğunu herhalde bütün Türkiye biliyor. Doktor biliyor, hoca biliyor. Ve ben sorumluluklarımı bilen bir oyuncuyum her Menajer zaman. Menajer var mıydı o zaman Beşiktaş'ta? Vardı. Kimdi? Sinan Engin. Bence o da doğru yönetemedi yani. Yani doğru yönetilmiş olsa da olay bence kapatılabilirdi. Orada her neyse sonuçta benim sakatlığım var. Neyse basit toplantı söylemek istemedin sonra. Yapmak istemedim. Daha sonrasında hani ben bekliyorum yönetimin veya... Ama sana bir adım atmış yani İbrahim Üzülmez en azından şey diye. Ama şöyle bir şey var. Ara... Sonuçta bak bir oraya bir yazılıyor kavga olarak. Anlatabiliyor muyum? Tamam yazıldı. İkimiz de kavga etmiş oluyoruz yani. Her neyse ben düşündüm. Ben yönetimden ve hocanın haber bekliyorum yani. Biz dönecek miyiz dönmeyecek miyim ben kendi adıma? Tamam özür diledi benden. Ben yine büyüklük yaptım kabul ettim orada. Çünkü özür dilediği için. Anlatabiliyor muyum? Hatasını kabul etmiştim. Ve sonucunda basın toplantısı yaptık. Yönetim kurulu kararı çıktı. Tekrardan takıma döndük. Takıma şöyle yansıması olmuştur. Daha sonra tabii şampiyon olduk. İki kupa filan kazandık. Çok özverili oynadık orada. O sezon değil mi? Evet. Kavga ettiğin sezon. Ama sonuçta bizim olay farklı bir olay açıkçası. Yani hiç beklemediğim ve istemediğim bir mevzu veya bir... Yani derler ya saçma sapan belki bir şey ceviz kabını doldurmayacak kadar bir sebepten dolayı olaylar büyüyerek geliyor. Ama bunu çözmekte oradaki yönetenlerin... Sinan Engin bana çok farklı anlatmıştı o dönemde. Mesela? Yani çok üzüldüm demişti ve o anda onların elinde bir kesici alet veya silah olsaydı birbirlerini öldürürlerdi. Ben böyle bir vahşet yaşamadım demişti. Çok sağlam kavga oldu bunda. Yani inkar edemem yalan da konuşmam. Ayıran oldu mu? Ayıramamışlar. Yani korktuk diyor. Ben diyor... Dehşete düştüm. Sinan Engin en son nefes alamıyordu sanırım bir ara. Bir ara öyle gördüm. Oturmuş nefes alamıyordu yani ama. Araya mı girmişti? Araya girmişti yani. Olayın başı da var. Anlatayım. Ya bunlara girmek istemiyorum aslında. Hı. Ama oradaki olay yanlış. Yani içeriğine baktığımız zaman daha çok fazla şey var. Ama bu olay çok basit bir şekilde kapatılabilir. Evet aynen öyle olabilir. Ama başka yani. Seçeneğim yoktu. Çünkü bu ikinci kavgalarıydı dedi bana. Ben sormuştum ya neler yaşandı diye. İkinci kavga değil. Gün içerisinde aynı sataşma. Birincisi ilk gün içerisinde olan şey. Sabah oluyor ve yok pardon. Öğle vakti oluyor. Yine fiziki tartışma değil mi yaşıyoruz. Fiziki bir. Ama benden gelen fiziki bir şey yok ama. Yok ikincisinde artık kilim kokuyor. İkincisinde yine aynı mesele. Bak şöyle olay oluyor. Kafe break biliyorsunuz yani. Kafe break saat işte antrenmandan bir saat önce, bir buçuk saat önce. İsteyen gelir oradan çayını kahvesini alır işte. Tekini alır. Tekini alır sonra antrenmana giderler. Benim de aşil tendonum sakat olunca ben kramponun arkasını keserim zaten. 2 yıl boyunca öyle oynadım. Kramponun arkasını keserek. Terlikle geliyorsun. Terlikle geldiğin için İbrahim Üzülmez'in oradaki bir tavrı var. Bir serzenişi var sana takım içerisinde. Sonuçta birinci kaptan ben de ikinci kaptanım o anda. Yani terlikle gelemezsin dedi. Oradaki söyleme tarzı, söyleyiş. İkincisi de benim mazeretim var zaten ben. Sakatım. Sezon sonunda ameliyat oldum zaten. Aşil tendonuma ameliyat oldum gidip. Orada bir tartışma yaşanıyor. Belki tavırdan, belki... Söyleme biçimden çok rahatsız oldun. Evet. Ya ben de orada, ben de takımın ikinci kaptanıyım. Biliyorum sorumluluklarımı. Ayağımın nasıl olduğunu biliyorsun zaten. Yok işte giymeyeceksin, etmeyeceksin. Böyle olunca insan sinirleniyor zaten. Yani laf anlatmak da çok zorlaşıyor. Bir sorunumuz var, bir derdiniz var orada. Hani anlatıyorsun, diyorsun ki benim sakatlığım var. Biliyor da. Yani işte beni ilgilendirmez öyle gibi öyle bir şey yok yani o zaman. O zaman da sen de tavır alıyorsun artık. Sonuçta bir yere kadar. Orada bir başı olay ama ben orada bir fiziksel müdahalem yok. Ayrıyor arkadaşlarımız. Biz antrenmana gidiyoruz. O sana vuruyor herhalde. Evet o anda arkadaşlar araya giriyor. Her neyse işte antrenmanı yapıyoruz biz. Geliyoruz. Akşam oluyor. Akşama kadar gelip ne bir hoca çözüyor ne bir yönetici veya yönetici yok da zaten. İşte kimse menajer. Gelip çözmesi lazım değil mi olayı? Tabii yani niye uzattın, niye böyle bir şey yaptın sorarsın. Akşam yemeği oluyor. Ben yine geliyorum aynı şekilde. Terlikle. Evet. Akşam yemeği oluyor. Ya doktor orada yani anlatabiliyor muyum? Bunun bir şeyi yok yani bu. Bir de bu spor kamp yani ya. Günde çift antrenman yapıyoruz. 3 defa şeye giriyoruz. Ben sürekli şey giyecek halim yok ki. Sakatlığımı niye acı çekeyim? Kampın amacı o zaten.
sakatlığını gidermek, iyi olmak, ligi hazırlanmak. Sen idman yapamıyorsun herhalde bu sırada. İdman yapıyorum ama kramponun arkasını keserek yapıyorum. Ayakkabının kramponu. Kramponum, evet. Tendondaki rahat, evet. Her neyse, akşam antrenmanın sonra yemek oluyor. Yemekte yine aynı münakaşa. Yine Üzülmez'in işte tavırları, hareketleri falan. Ya bunlar terlikten dolayı. Üzülüyorum aslında. Evet, terlikten dolayı bir daha. Niye? Sonrasında işte Sinir Engin'le alıp işte alıp oradan dışarı çıkalım. Dışarıda işte konuşun hadi. Bu da yanlış bence yani. Sinir Engin'in tavrı orada. Hadi burada konuşun demek. Resmen burada hadi kavga edin demek bence. Odri meydan dedi. Aynen yani. Evet. Öyle olunca orada kavga oluyor zaten. Onun sonra buralara geliyoruz. Veya kötü kırıcı laflar veya akabinde. Sonrasında buralara geliniyor olay. Sonra ama konu terlik konusu değil esasında. Onun altında başka bir şey var. Onu ben bilemem. Benim yaşadığım yani o yani. Birikim, çok... birbirimize karşı birikim olduğunu birikim ben tahmin ediyorum. Ama yani senden ona bilmiyorum. Ben bazı şeyleri duydum da onun için. Bak, çok basit geldi bana. Yani. Bir terlik yani, olayı terlik mesela. Terlik olayı basit yani. Birinci demek kaptan, ki ikinci seni kaptan. O kadar rahatsız etmişken o söylem tarzı herhalde ki. Bir yandan insanın böyle başına aşağı kaynar suya dökülür veya şimdi, filmin koptuğu bir an yaşanmış. Bak kavgalar bence. Dışarıda bak sağ içi kavgaları ben hiç önemsemiyorum. Antrenmanda kavga edersin. Arkadaşın ayağına basmıştır. Sen onu yapmışsın. Bir münakaşa yaparsın yani. Bu çok önemli değil. Ama doğru. Bu seviyedeki insanlar büyük takımda oynuyorsunuz. Kaptansınız. Ve yani çok ufak bir sebepten dolayı kavga etmek veya birbirine vurmak çok yanlış bir şey.